İnşallah böyle 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 eserle. Ben çok heyecanlıyım. Hepimiz çok heyecanlıyız. Arkadaşların yaşları küçük ama yetiştiler sevgili Michael'a, Points Akademisi'ne. Önce bu heyecanımızı bir dile getirelim, onu söyleyelim. Well, first of all, I have to express my my excitement about you having here in the show and all our guests here. They are young, but they all know about the Police Academy. Thank you, thank you. Thank you so much. Biraz sonra sohbet edeceğiz kendisiyle ama bütün dünyayı geziyor, her yere gidiyor. Türkiye'ye ilk defa mı geldi? Geldiğindeki ilk izlenimleri nasıl buldu? Hemen bir soralım. Well, we will have a chit chat later on, but at right now you're having your world tour, so I'm curious to know if it's your first time here in Turkey. Very first time in Turkey, and I'm like. Welcome to Turkey. Çok eğleneceğiz bugün. Çok teşekkür ediyorum. We will have so much fun with you today. Thank you so much for being here in the show. Can I do one thing? Bir ufak bir ses efekti daha yapabilir miyim? Hello. Mükemmel, mükemmel. Sıra sizde. Şarkı song. Hiç benim, ben niye böyleyim yani gerçekten? Allah'ım döndü dolaştı yine bana. Benim sadece gemilerde tarihim var diye bir türküm var. That's all I know. It's like a Turkish song, all I know. He's hot. Michael'a şunu söyle, bu mikrofonu gerçekten Kanal D'nin içinde bir camekanın içinde saklayacağız. We will save this microphone in a glass box for you here at Kanal D. Because it's very special from this moment on. Be careful. Gittikten sonra da satacağız, onu da and söylersin. And afterwards we will sell it. Well, in that case... Alkışlar Michael için buyurun. Bu şekilde devam ediyor. Gayet böyle dinamik, enerjisi yüksek bir şey oldu bu. Şimdi çeviriyle ilgili tespitlerinizi alayım. Bakalım benim aradığımı bulan var mı içinizde? Çok merak ediyorum. Evet. Beyaz benim söylediği her şeyi direkt aktarmadınız. Gerekli olanları aktar. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Başka ama aradığımı değil. Buyurun. Gemilerde talim var, Türk'ü son olarak söylüyorum. Dedim ya, çevirmen olarak nisetik kullanmak gerekiyor. Başka? Çeviri yaparken böyle evet, kesinlikle. Çünkü bu bir show programı. Benim orada çok statik bir şekilde durmam programın enerjisini düşürür. Zaten çeviri yaparken yanımızdaki konuşmacının, konuğun enerjisini kavramak, onu konuşma ritmiyle konuşmak, aynı vurguları yapmaya çalışmak, o enerjiyi aktarmak. Bunu yaparsanız eğer çeviri kalitesi ona göre uçar. Yani bunu bence çok önemli. Empati kurmak ve bunu yansıtmak gerçekten çeviride daha etkili kılıyor. Ama aradığım bu değildi. Evet. Çeviriyi ben bile yaptım.
sen diliyle yapıyorum. Çünkü konuk adına konuşuluyor. Seyirciye daha böyle yakın gelsin diye. Başka tespiti olan? Buyurun. Eğlenceli. Evet. Kesinlikle eğlenceli. Şimdi burada, evet, buyurun. Olay şöyle oluyor. Hani Türkçe olarak aldığınızda o sizin kafanızda bir anda hani olay kafada bitiyor ve öbür tarafa, nasıl söyleyeyim size? Türkçe alıyorsunuz ama alırken Türkçe diye kafada İngilizce konuşup hemen oraya aktarıyorsunuz. Evet. Yani olay, reaksiyon bir anda oluyor. Evet. Bir de şimdi canlı yayın olduğu için televizyonda saniyeler bile o kadar önemli ki. Dikkat ederseniz Beyaz bile çok hızlı konuşuyor. Çünkü yani her saniye... Onu alırken hani İngilizce alıyorsunuz direkt Beyaz söylerken. Tabii mecburen. Yani. Konuşurken ben zaten kafamda tasarlıyorum. Çünkü kardeşim vaktimiz yok. Bir de show programı enerji yüksek olması lazım. Ben bunu aktarmaya çalışıyorum. Sesi bu şekilde de geliyor değil mi? Biraz daha böyle yakın olayım size, daha mobil olayım. Aslında burada gerçekleşen şey şu. Diğer videoları izlediğinizde belki aradaki farkı daha iyi görebileceksiniz. Ama şimdiden bir aklınızın bir köşesinde olsun. Şimdi konuk veya konuşmacı diyalog halinde olduğunda kelimeler kullandığında çevirmek o kadar zor değil. Ama burada konuk show programı yapıyor. Dikkat ederseniz neredeyse hiç konuşmuyor. Ve bu da çevirmenin işini oldukça zorlaştırıyor. Ben uzun yıllardır çeviri yapıyorum ve Beyaz Show'da da olalı uzun süre oldu. Ve Michael Winston çok keyifli olmasına rağmen mesela beni biraz zorladı. Çünkü direkt ses efektleri yapıyor, beklenmedik hareketler yapıyor. Ve ben böyle hani olayı algılayana kadar zaten başka bir harekete geçmiş oluyor. Dolayısıyla bir show yapan konuklarda gerçekten farklı bir çeviri gerekiyor. Daha bir dinamik, daha bir aktif olmak lazım. Şimdi başka bir videoya geçeceğiz. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Buna bakalım. Bundan önceki söyleşi izleyenler var mı YouTube'da? Bilen var mı? Çünkü izlediyseniz cevabını da biliyorsunuz. O yüzden sordum. İzlemedik tabii ki. Burada çok güzel gözlemleyin. Burada neler oluyor? Burada çeviride çok önemli bir ayrıntı var. İlgili çok memnun burada. Evet, bu yalan. Peki, derbi maçı bekliyor mu? Fenerbahçe Galatasaray maçını Wesley bekliyor mu? Of course he wants to beat them. Tabii ki. Şekilde çok memnun burada. Peki derbi maçı bekliyor mu? Fenerbahçe Galatasaray maçını Wesley bekliyor mu? Is he waiting for the Fenerbahçe game? Of course he wants to beat them. Tabii ki yenmek istiyor Fenerbahçe'yi. Evet. bir şey de söyleyemedim Allah. Hayırlısı olsun dediğimizi söyle. Biz de öyle bekliyoruz Fenerbahçeliler olarak. Evet, Fenerbahçe'yi anlatmışlar mı kendisi daha önce? Not much, only that it's our enemy. And that Dirk Kuyt plays there, of course. He's from Holland. Tabii ki Dirk Kuyt Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe bizim rakip takım olarak biliyorum. Evet, rakip takım ama hem ezeli hem ebedi bir dostluğumuz vardır. Onun için de... Son olarak ne söylemek ister bize, hepimize? What is your last message you would like to say to the people at home and to the people here watching? Well, actually what I said before, I'm really, really happy to be in this country and that everybody's so nice. There are a lot of people probably watching now that helped us a lot with finding a house here in Turkey and getting to know the culture and the language. I'm trying really hard, so I promise you next time I'm your guest. I can speak a little Turkish and I might not need you, but okay. You're just coming. And I will try to speak Turkish. Thank you to everybody at home and also here for welcoming. Şu an burada stüdyoda olan herkese, ekran başında izleyen herkese çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tekrar tekrar ne kadar mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum Türkiye'de. Aynı zamanda biz tabii bir ev arama sürecinden geçtik. Burada yeni bir hayat kurma sürecinden geçtik. Bizlere yardım eden, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Türkçeyi öğreneceğime söz veriyorum. Bir dahaki sefere burada konuğunuz olduğunda tercümanla değil, yalnız gelip konuşacağım. Harika. Çok seviniriz. Peki. O zaman Yolant gitmeden önce. Evet. Enemi düşman aslında. Ama siz onu o şekilde çevirmediniz. Rakip. Bravo. Bravo. Aradığım buydu. Çünkü Yolant'a bu enemy kelimesi, yani düşman kelimesini telaffuz etti ya. Ben de böyle alarmlar çalmaya başladı. Aman Allah'ım oldum. Çok hızlı bir kelime seçimi yapmam gerekiyordu. Ve o an düşman kelimesi çok sert geleceğini, çok agresif geleceğini ve futbolda da zaten duygular böyle dorukta biliyorsunuz. Ülkemizde de böyle biraz aşırı futbol severiz bazen. O yüzden provoke etmemek amaçlı orada düşman yerine rakip kelimesini kullandım. Ve bu ayrıca olay oldu. Twitter'da bir patlama oldu. Tercüman düşman demedi diye taraftarlar memnuniyetsiz kaldılar. Burada bizim kullandığımız
takımlar için rakip deriz. Düşman takım demeyiz evet, yani. Düşman takım derse yanlış kullanılır. Ama şimdi Yolanta da muhtemelen... O yüzden hiç, o şeyimiz evet. Çok doğruydu yani. Ama hissetti şimdi bizim ne kadar fanatik olduğumuzu ve o düşmanlık duygusunu bile bazen düşebildiğimizi gördü ki demek düşman kelimesini kullanmak istedi. Ertesi gün Hürriyet'te bile haber oldu bu. Düşün yani. Şimdi ben bunu tabii yaşadıktan sonra kendi içimde düşündüm. Acaba iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Tabii programı bitmesini bekliyorsunuz. Çünkü feedback alamıyorsunuz kimseden. Sonra program bitiminde Beyaz'ın asistanı yanıma geldi ve dedi eser çok iyi oldu. İyi ki dedi düşman kelimesini kullanmadın. Zaten Beyaz da çok... Dikkat ederseniz burada toparlıyor. Diyor ki evet ezeli rakibimiz ama aynı zamanda ebedi dostumuzdur diyor. Yani direkt toparlamaya giriyor. Orada da onayladıklarını söylediler. Çok iyi oldu. O an çok o saniyesinde bir karar almak gerekiyordu. Zaten seni tercih ediyor olmamızın sebebi de budur. İnisiyatif alman dediler. Yani bazı durumlarda gerçekten inisiyatif almamız çok önemli. Yoksa çevrede böyle sorunlara sebep olabiliyor. Şimdi Yolanta burada ne dedi? Buyurun. Enemin yerine biz madem rakip diyoruz. Evet. Kendisi alternatif İngilizce'de ne olmalıydı rakip? Yani competitor, evet competitor olabilir, başka ne söyleyebilirim? Rival olabilir. Neden nedir acaba? Niçin söylemedi böyle? Bilmiyorum. Şimdi Yunan Türkiye'ye yeni gelmişti o zaman. Birazcık yeni yaşıyordu, tanımaya çalışıyordu. Bence bir zeki olsun, yoğun futbol aşkını hissetti. Maçlara gitti, o Galatasaray taraftarlığı, Fener taraftarlığı. Bence o çok yoğun duygu yoğunluğundan dolayı düşmanlık duygusunu belki o an hissetmiş olabilir yani. O anlayan zaten onu hani üst dil olarak kullandığına gösterdi. En bilinen içinde ama onun içini ben aktarması olamayacağını görüyorum. Bilmiyorum, tırnak içindeki hareketi Türkiye'de çok kullanılmıyor galiba. Ben kullanıyorum. Kullananlar var mı? Var. Altını çizerek deniyor. Çünkü Hollanda'da, Almanya'da öyle bir şey var ama bu çok kullanılıyor. Altını çizmek başka bir şey. Yani altını çizmek, belirginleştirmek, vurgulamak anlamında kullanılıyor. Tırnak içinde dikkatten şekilde kullanıyorum gibi. Doğru hocam, var. Evet. Orada çok önemli bir ayrıntıyı vurguluyor. Doğru söylüyor. Evet, burada bir dikkat, bir temkin var. Temkinli bir şekilde evet, kullanıyorum. Evet, doğru hocam. Kesinlikle. Evet, evet. İşte bazen böyle kültürel farklar devreye girebiliyor. Belki de Hollanda'da daha çok kullanılan bir hareket olur. Ama işte bu ayrıntıları görmek çok önemli. Yani gerçekten etkiliyor çevremizi. Şimdi Yolanta nerede? İşte Türkçe'yi öğreneceğim, belki sefere kendimi bileceğim falan dedi. Sonraki programı izleyenler oldu mu yakın zamanlarda? Evet. Güzel gördüm. Yolanta Türkçe'si beyannamelerinin son ödenme taksit şeyini biliyor musun? Yapma ya. Onu ben onu diyeceğim. Harika. Çok güzel. Gerçekten ağlamaktan onur duyuyoruz. Tekrar tamam. Teşekkür ediyoruz. Beyefendi iyi mi? İyi. Your husband. Kocam çok iyi. Çok nasıl mutlu. Bir daha söyle. Bir de, bir çok de. Mutlu. Hocam çok iyi. Hocam çok iyi. Çok tatlı. Çok komik, çok romantik. Çok romantik. Her şey çok. Harika bir adam. Gerçekten de. Evet. Snyder'e de. Snyder. 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 Wesley. Wesley. Yani daha doğrusu ben Wesley diyebilirim de siz tabii yine Snyder değil. Wesley'e buradan çok çok selamlar söylüyorum. 60'larda onları da yerlerine alıyor. Evet.